Herkese hayırlı pazarlar. Bugün 22 Kasım 2020. Nizam Karataş ben. Çok verimli bir gün, gördüğünüz gibi arı giriş çıkışları çok aktif. İyi bal geliyor, polen de geliyor. Arı tabii değerlendiriyor bu durumları. Bu da bizim için bir nevi sigorta oluyor, ileriye dönük yatırım yapmış gibi oluyoruz. Çünkü polenin girişi, balın girişi kovana daha çok verim, daha çok ileriye dönük bir yatırım yapmış sayılırsınız bu sayede. Çok şükür iyi bir tablo şu an gördüğünüz gibi. Değişik renkte polenler de var şurada. Giriş yaptı demin. Turuncu renkli bir polen girdi demin. Floramız çok zengin. Çok değişik bitkiler var Hatay'da. Bu yüzden arılar için çok verimli bir alan oluyor burası. Arıcılık için. Şanslıyız bu durumda. Arının kış düzenini sağladık. Üstte yalıtım sağladık. Geçen de videolarda paylaşmıştım. Gördüyseniz. İlk önce naylon örtü. Üstüne bir tane karton plaka. Ve üstüne çuval. Şurada da görünüyor. Arada çuvalla naylonun arasına bir tane karton plaka koydum. Üstüne tabi kovan çadırı şöyle. Bizim yapabileceğimiz artık başka bir şey yok. Polen çekmecesi açık. Gördüğünüz gibi kovan girişi de tamamen açık. Bunu böyle bırakacağız. İnşallah kışı rahat bir şekilde atlatır. Arkadaşlar, aklıma güzel bir şey geldi. Benim YouTube kanalım var, biliyorsunuz, izlediğiniz gibi, takip ettiğiniz gibi tabii içindesiniz şu an. Bu kanal aracılığıyla size bir tane kovan hediye etmek istiyorum. Çekilişle tabii. Bir kişiye olacak bu. Direkt şartları söyleyeyim uzatmadan, yanlış anlaşılma da olmasın. Beni takip eden ilk önce takipçi olmanız gerekiyor tabi. Birinci şart bu. Bu video, izlediğiniz videoyu beğeneceksiniz. Artı şurada bir tane bağlantı, şurada bir tane bağlantı paylaşacağım. O videoyu izleyip altına herhangi bir yorum yapmanızı istiyorum. Katıldım ya da işte ne bileyim, abone oldum. Çekilişe katılmak istiyorum. Herhangi bir şey içinizden ne gelirse yazabilirsiniz. Ama bu şartları yerine getirmeyen olursa maalesef katılmaya hak kazanmayacak. Bir tane dediğim gibi kovan hediye edeceğim bu şartları yerine getiren arkadaşlardan bir kişiye sadece. Yanlış anlaşılma olmasın. Sadece bir tane kovan hediye edeceğim. Çekilişle yapacağız bunu. Biliyorsunuz bu kanal Yasin Köycü'nün videolarını paylaşıyor genelde. Benim de videolarım var. Elimden geldiğince fayda sağlayacak videolar yüklemeye çalışıyorum. Aracılığa yeni başlayan arkadaşlar olsun. Faydalanabileceği videolar yüklemeye çalışıyorum. Yapabiliyorsak ne mutlu bize. Bir katkı sağlarsanız bu kanala benim için çok çok makbule geçer. Çok çok teşekkür ediyorum bu sayede. Yine bu video aracılığıyla teşekkür etmiş olalım. Biliyorsunuz dediğim gibi Yasin Köycü'nün videolarını paylaşıyorum hep. Ondan da izin almış olarak yapıyoruz bu işi. Tabii buradan da sağ olsun diyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. Yardımlarını hiçbir şekilde esirgemiyor bizden her konuda. İzin verdi, videolarını paylaşıyoruz.
Çok çok teşekkür ediyorum. Biliyoruz hepimiz artık camianın içindeyiz. Yasin Köyücü bu camianın gerçekten önde gelen araştırmacılarından ve bilgi kaynağı olarak takip edilebilecek bir arkadaşımızdır. Çok çok teşekkür ediyoruz ona katkılarından dolayı. Herkese bir eminim bir faydası vardır. Özellikle kapak yönteminde birinci seviyede olabilecek bir katkıydı bu. Tabii yaptığı her şey aslında çok çok faydalı ayrıcılık için. Ama önde gelen uluslararası bir adım olarak nitelendirdiğim bir uygulamaydı. Bir arıcılık için kazanılan bir uygulamaydı bu kapak yöntemi. Bu sayede çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Bana videolarını paylaşma hakkını tanıdığı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum kendisine. Allah razı olsun. Dediğim gibi bir tane kovan hediye edeceğim ben çekilişle. Şartları tekrarlamak istiyorum. Bu videoyu izlemek, beğenmek, artı şuradaki bağlantıya tıklayıp o videoyu izleyip beğenmek, altına da yorum yapmak. Tabii kanala da abone olmanız gerekiyor. Başka herhangi bir şart yok. Kazanana bir tane kovan hediye edeceğiz. Başka herhangi bir yapmanız gereken bir olay yok. Tabii hani içinizden gelirse Allah için, hani yardım için, ne bileyim, bu kanalı büyütmek adına bu videoyu işte sosyal platformlarda ya da arkadaşınıza sunarak bir yardımda bulunursanız benim için çok çok iyi olur. Çok teşekkür ederim bunu yapacak arkadaşlara. Başka bir durum yok. Arılarımız da yanımızda, görüyorsunuz. Çok aktif çalışıyorlar bugün. Güneşli bir gün, bayağı güzel bir gün. Arılar da bunu fırsat biliyor tabii. Çok iyi nektar geliyor. Polen de geliyor renk renk. Çok faydalı, çok verimli bir gün arılar için. Artık bu gibi durumlar arı için bir nevi destek oluyor. Bizim yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı çünkü biliyorsunuz kışa girdik sayılır. Bütün kış düzenini sağladık. Herhangi bir şey yapacak bir şey kalmadı. O yüzden artık top arıda tabii. O da doğal olarak güzel günleri gördüğünde, güneşli günleri gördüğünde direkt dışarı çıkıp yapabileceğini yapıyor, verimini alıyor, geri dönüyor. Ha, bu çok çok iyi bir şey mi? Tabii ki değil aslında. Arıların ömründen biraz almış oluyor bu gibi havalar. Çünkü biliyorsunuz arı çalıştıkça yaşlanır. Kilometre hesabı gibi sayın. Kilometre yaktıkça yaşlanır, hızlı yaşlanır. Zaten topu topu ömrü 45 gündür. Bu yüzden pek bir iyi sayılmaz bu durumlar ama iyi bakarsanız arıya, kuluçkayı devam ettirebilirseniz, geriden yeni nüfus gelirse pek bir sıkıntı yaratmaz. O yüzden korkacak bir şey yok benim için. Çünkü arıları kontrol ettiğimde çok iyi bir kuluçka alanı vardı. Çok geniş bir kuluçka alanı vardı. Bu yüzden korkmuyorum, düşünmüyorum. İleriye dönük bir riskim yok benim. Rahatım bu açıdan. Başka yerlerde tabii tamamen kış ya da kar yağdığını düşünürsek, ardından güneşli olursa bu bir dezavantajdır. Zaten o bölgelerde pek bir şey toplayamaz arı tamamen kış olduğu için. Bizde böyle bir şey yok. Hatay'da iklim çok iyi geçer, çok sert geçmez aslında. Bu yüzden de zaten arılar bizim burada, bu yüzden kışa da çok güçlü girer. Başka yerde 2-3 çerçeve ise bizde 6-7 çerçeve giren kovanlar da var. Bu iklimle alakalı bir şey. Arının düzene uymasıyla alakalı bir şey. Yine Yasin Köyücü'ye bir gönderme yapalım. Tabii yerli ırkın verimliliğidir bu. O yüzden bizim bu iklim, burası böyle olduğu için pek korkulacak bir şey yok. Sert değil bizim iklim. O yüzden arı çalışsa da çalışmasa da kuluçkalığı devam ettiği sürece, böyle havalardaki devam eder. Korkacak bir şey olmaz.
Mevzuyu kapatalım. Zaten söylemiştim, son kez tekrarlayayım. Herkese bir tane, çekilişe katılan herkese bir şans kazanacak. Dediğim şartları yerine getiren herkes bir tek şans kazanacak. Çekilişle bir kişiye bir kovan vereceğim. Umarım biraz karıştı, biraz dallandırıp budaklandırdık ama sadece bir kovan hediye edeceğim. Bu şartları yerine getiren herkese bir çekiliş hakkı doğacak. Herkese bol şans. İyi günler. Arkadaşlar, son olarak bu çekilişin sonucu, yani talihli bir kişi 25 Aralık'ta belirlenecek. O gün yapacağım çekilişi. Size de bu videonun altına da bildirim gelecektir. Paylaşacağım. Kazananı yorumlara yazacağım. Ayrıca bir videoda paylaşabilirsek paylaşacağız. Kazananın kim olduğunu açıklamaya dair. O gün yine öğrenmiş olursunuz bu sayede.